Biz 9 kişiyiz. Yaşlım var, bebeğim var. Yaşlı teyze gördüğünüz gibi hastadır, yatalaktır. Kalkamıyor, yürüyemiyor. Tuvaleti zor, banyosu zor. İhtiyaçları işte biz 2-3 kişi beraber kaldırıp indiriyoruz. 2-3 kişi beraber kaldırıp indiriyor. Banyo yaptırıyoruz, tuvaletini yaptırıyoruz. Gerçekten çok zorluk yaşıyoruz. Bu bir senedir yani perişan olmuşuz ha. Şimdiye kadar çadırdılar. Çadır. Bayramdan beridir bu konteyner, bu bir odayı tek vermişler. Tuvaleti yok, banyosu yok, sadece bu oda tek. Bu odada 9 kişiyi biz de kendi imkanımıza göre bir küçük oda yaptık kaynanam için. Sobayı da indirdik içinde. Öyle içinde yaşıyoruz. Mart'a kadar demişler temelleri atacağız. Bir an önce evlerimiz yapılsın. Evlerimize gidelim. Yaşlım var, çocuğum vardır. Yer alamıyoruz. Ya bu süreç içinde çadırlarda yaşadık. Ondan sonra konteynerde yaşadık. Çadır öyle. Hayatımız öyle geçti. Rezillik içinde. Ya her türlü sorun yaşadık. Ondan sonra çocuklarımız hasta oldu. Enfeksiyon kaptı. Şimdi bir böbreği hasarlı. Kaynanam da kalp hastası. Ondan sonra bronşiti var. Astımı var. Bu da fazla yaşayamıyor. Yani içeride duramıyor. Ya biz ev talep ediyoruz. Evimizi istiyoruz. Evimizi istiyoruz vallahi. Hayatımızı istiyoruz. Çadırlarda kaldık başta. Sonra çadırlarda olmadı. Yataklar falan bayağı ıslandı, küf oldu. Sonra baktık o şekilde olmuyor. Sonra konteyner başvurusu yaptık. Konteynerler geldi, o şekilde taşındık. Sonra burayı kendi imkanlarımızla burayı yaptık. İşte mutfak olarak kullanıyoruz. Şu anda 3 kişiyiz ama genel olarak çok kalabalık oluyoruz. Yengem var, abimler falan var. Yeğenlerim falan var, abimin çocukları gelip gidiyor. Yani bir konteynere sığınmak o kadar kolay değil. Evlerin olmaması da zaten büyük bir sorun. Zorluklar bayağı çekiyoruz. Bulaşıklar, yemek yedikten sonra bulaşıklar dışarıda yıkanıyor. Çok zorluk çekiyoruz çünkü mutfak yok. Ama bunu düşünmediler, bunu göz önüne getirmediler. Duş olarak da bir duşakabin getirmişler tamamı camdan. Ama millet hani o şekilde nasıl yıkanacak? Bayağı mağdurlar, herkes bayağı mağdur. Getirmiş ama şu anda kimse kullanmıyor. Çünkü gösterebilirim de dışarıda şu an kendisi yıkanması mümkün değil. Çok küçük bir şey. Hem de etrafı tamamıyla cam. Hani millet nasıl orada yıkansın? Evet, soğuklarla mücadele ediyoruz elbette. Annem rahatsız. Hani 3 ay öncesine kadar ameliyat oldu. Hani annemin daha çok acı çekmesini istemiyorum. Hasta olmasını istemiyorum. Hani bir an önce bu şekilde olmuyor, yapılmasını istiyoruz evlerimizin. Elektrik faturası şu şekilde. Hani millet mağdur biliyorsunuz. Depremden dolayı elektrik bağlanmamasından yanaydık ama saatlerin bağlanması, 5.000 elektrik faturası gelmesi çok fazlaydı. TEDAŞ'a gittik işte, şey yaptık, başvuru yaptık, dedik fazla geliyor. Ödeyemiyoruz, imkanlarımız yok, mağduruz. Bize dediler ki size yardımcı oluruz, 2.300'e ödedik onu da. Onu da borç yaparak ödedik, hani o şekilde söylüyorum. Ev yapımı için 4 trilyon para istiyorlar hani geri dönüşümlü. Ödeyemiyoruz, imkanlarımız yok. Abim cezaevinde, cezaevi durumları zaten göz önünde. Yani bunları düşünmeleri lazımken milleti mağdur, daha çok milleti mağdur ediyorlar. Neden para alınsın ki madem yapıyorlar? Neden yani bu ücret neden? Hemen ragüret, ponj milyar projeyi.
sarı merdek poş milari proje olarak verdi. Cem bir şey mani verazen. Eta yani var eta mani verazen. Yüzüne ma ben çap ben en lağım ben çap ma ben verazen. Ma cem şey mani verazen. Elan vazı var var cevap edin ma. Aksa bu var cevap edin ma var cem ma düzenlik ma cem ahtiyari ma takiri. Ma nişken tevara idara bekare ma nişken beader idara bekare. Konter dama sohbet eder onu niyana. Ma sardını vurla ma ahtiyari o ma zahır. Tada Recep Bey'in de açıdır. Ma vazanı kapının ma virazla ma sonra çına vazdan tıra. Ma çık ne vazdan ma bunu sert ma zımstın ma ben var. Ne kadar var varana zart cami diyenim çi ben ma vazanı kapının ma viraz ma dekte.